Bak kardeş, safsınız. Kafayı kaptırdınız. Ciddi diyor. Gidin, bir tane ufak kuzine alın. Eve koyun. Televizyonu açın. Kuzunların seninle kestane ve mısır patlatın. Bir de çayla. Eşinle sohbet et. Ne işin var bu kar kıyameti derse gelirsin. Akşam da kestane yenmez ki. Tam şey mısır şey patlat. Bir arada derse gir onda. Öyle mi? Tamam. Tamam. Abi bu kadar bize baktın mı? Her zaman kestane mi yiyeceğiz? Benim bıktım değil de eşim olmadığı için yapacak bir işim yok. Sizin yapacak alternatifiniz var. O zaman sen bize sarıyorsun yani. Yani yok bir şey sardım yok. Benim bayağı... Abi çok şanslıyız. Senin gibi abimiz var. Daha ne olsun? Yok estağfurullah. Ama ben müflisim, müflis. Yani benim işim yok. Ne yapayım? Evde otursam canım sıkılır ama çocuğunuz var, eşiniz var, aşınız var. Aş, eş, iş, yat, kat, at, her şeyiniz var. Gidin oturun da, oturun sarf olmayın. Ama iyi yaptınız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كندي مرتبة زمان الله gelen vallahi oluyor böyle siz bu modellerde oluyormuş hatırladın mı bu modellerde oluyor Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhiler de ba'de mevtiya. İnne zâlike le muhyil mevta ve vâlâ külli şeyin kadir. Ahiret. Katılımcı olabilirsiniz yani böyle. Bu neyi anlamadım veya katkım var. Şimdi şöyle olur mu diyebilirsiniz. Mekan Ümraniye. Bugün ayın 7'si mi? 7-1-2022 günlerden de Cuma. İnşallah sağsak gelecek Cuma. Ya Çelinköy'deyim ya Pendik'teyim. Haşir. Muzakereli haşir. Haşir ihtiyaç mıdır? Haşir ihtiyaç mıdır? Başıma gelen ufak bir birkaç dalık bir notu aktarıp öyle bakmanızı istiyorum. Yani nasıl bakarsan öyle olur. 2005 veya 6 Avusturya'ya yakın bir yerde Diyanet'in camisindeyim. Ondan sonra bir Türk dersleri geliyordu yani. Camiye de geliyordu. Vardiyeden çıkıyorlar 12. Benim oraya belki yarın 1'de gelecek. Bugün biraz sesi anlattım. Çok tuhaftı. Etkilendim. Bugünlerde de namazı kıldığını haberini alınca keyif aldım. Bir Polonyalı. Ya Roman ama Polon yani. Romanya değildi öyle. Esmer değildi. Babası vefat etmiş. Ondan sonra aralı tabii ne olsa gene üzülür ya. Sonra bizim kardeş, mesai arkadaşı, tezgah arkadaşı, ahiretin, dedi ki, ahiret olsa yine görüşsen ister miydin dedi. Dedi ki, isterim tabii dedi. Orijinal bir fikir dedi. Orijinalmış. Ama dedi, yok dedi. Ondan sonra, dedi ki pil gibi, İnsan bedeni, yani bu manayı söylüyor. Enerji paketidir dedi. Enerji çöktü, posa oldu, attılar dedi. Yani pil gibi ben söylüyorum. Fakat pil ama pil bir şeye dönüşmeden pil bitmez. Ya sese dönüşecek, ya kameraya dönüşecek, ya yazıya, ya bir şeye dönüşecek. Yani enerjiyi ortada kaldıramazsınız. Mutlaka bir şeye dönüşür. Demiş ki, ahiret demiş, çok orijinal bir fikir.
babanla görüşmek ister miydin demiş. Bu adam bak kafir. Mutecaviz kafir değil. Orijinal fikir diyor ama bu mümkün değil ki. Olsa diyor, böyle sahip çıkar mıydın dedi, böyle bir ispatı olsa bunun. Yeni tabii olay olmuş ya, tabii ki çıkarım dedi. Böyle bir şey, insan taraftar olur dedi. Hem psikoloji, hem annemin psikolojisi de düzelirdi diyor. Dedi ki, böyle bir alem var dedi. Adam dedi ki, hakikaten orijinal fikir nasıl var dedi. Hiç unutmuyorum öyle. Tanrı yapıyor diyor. Ona diyor ki, Tanrı yapacak diyor. Ben Tanrı'ya inanmıyorum diyor. Niye inanmıyorsun dedi. Görmüyorum dedi. Anne karnında olan çocuğa deseler ki, sen annenin karnındasın. Annenin karnındasın. Çocuk ne der? Annesini görme şansı var mı? Anne karnındaki bebeğin annenin siması, karakterini, ruhunu, boyunu, hacmini vesaire. Anneyi görebilir mi? Görebilir mi? Peki görmüyorum dese şimdi anneyi inkar etse ben annede değilim. Anne de değilim. Ne kadar dışında olduğumuz için mantıksız değil mi? Ama çocuğun içinde olursa doğru. Görmüyorum ki. Böyle bir şey. Yani anneyi görmesi şansı yok. Biz de dedi Tanrı'dayız. Yani Esma'dayız ya. Esmaların cilve cemal nakış sanatıyız. Donmuş haliyiz. Suyun donmuş hali buz olduğu. Biz Esma'nın donmuş haliyiz. Esma'yız. Ondan sonra Esma isek vücut odur, ona aittir. Biz neredeyiz? Esma'nın içindeyiz. Ne içindeyiz? Ne dışındayız? Evveli, ahir, zahir. Odundaki duman ve nur gibi. Dedi ya çok hoşuma gitti dedi. Adam geldi. Dedi ki tamam dedi hemen. Bak ihtiyaç hissetti geldi. Bak yavur. Bak ben biliyorum diye bir Türk davet etsin gelmiyor. Ben ihtiyacım, ben biliyorum, Allah biliyorum. Geldi, ona bu akşamki dersi biraz anlattım. Dedim ki, böyle bir şey olması niçin istiyorsun dedim. İhtiyaçtır dedi. Yani ciddi bir ihtiyaç. Ben de böyle baktığım zaman diyor, bir de yatmış ya. Ben diyor, bilmiyorum, hissetmiyor yani öyle demiyor da yani o duymuyor ama diyor. Yattığımız için ben dedi, duyuyor diye inanıyorum. Yanmak istemiyorum ama cesedi yakıyorlar ya. Fakat yapacak bir şey de yok. Dedi ki ona, eğer dedi aklımı ikna edersen demiş o kardeşe, 3 gün sana meyhanede istediğin kadar içki ısmarlayacağım dedi. Onlar için kıymetli şey ya. Dedim ki buna ihtiyaç mıdır dedim. İhtiyaçtır dedim. Onun için geldim. Bunu kim iddia ediyor? Onun lisanıyla konuşuyor. Tanrı. Tanrı iddia ediyor. Bu ciddi bir iddia. Tanrı bunu yapabilecek kudrette. He de sen öyle inanıyorsun. Delili var mı? Ben diyorum çeviriyor. Kur'an'dır desem, İncil'dir desem, ben inanmıyorum ki kitaba diyeceksin. Evet dedi, inanmıyorum. O zaman ahiretin ispatı bu tip insanlara Kur'an delil değildir. Çünkü Kur'an zaten Allah kelamı olarak kabul etmiyor. Peygamberi de delil değil. Peki ne olacak buna? Kainat ve vicdan-ı zişur olan kendisi fıtratında şahit olacak. Acaba kainatta böyle bir şey var mıdır? Okumuş bir insan. 2 tane zıt fikir. Ahiret vardır. Mesleğinden söylüyorum. Ona da şimdi de söylüyorum. Ahiret vardır. Ahiret yoktur. Lasyema'da diyor. İkisi zıt.
Tamam. Bunun doğru olma ihtimali yoktur. Hiç daha delil olmadığı için ahiret yoktur. İhtimal %50'dir. Ahiret vardır. İhtimal %50'dir. Bir tanesi çıkıp ahiret vardır deyip ispat edip yoktur diyen çürütemezse o delil ahiret %100 olur. %100 olur. Ha? Ahirete varlığına dair küçük bir emare yitiyor. Nedir o? Ölüler diriliyor. Evet, ahiretin mantığı içeri ölünün dirilmesi. Dirilmeyen var mıdır dedim. Ondan sonra mesela gübre diriliyor. Bardak kahve içiyordu. Ha, bir tane de varsa. Ha. Camı sen otur. Camı toz haline getirsek, çiçeğe koysak dirilir mi? Dirilir. Çok dirilir. Kışın ölmüş mevcudat diriliyor mu? Diriliyor. Bak, var ya, ha, dünü yapmış, bugünü de yapmış. Buna sorulur mu, yarın yapabilir miyiz? Dünkü güneşi doğduran, dünkü dünyayı yaratan, yarın yapamaz mı? Şimdi Allah için kolay olduğuna dair 6 tane misal vereceğim ve mevzuyu kapatacağım. İlk önce 78'den okuyorum. Sonra 90. sayfadan 6 tane misal vereceğim. Bu adam giderken hatta kahvesine vurdu elini, yani çarptı o kadar canım ben. Çok şükür sordum bugün aramdı ya. Dedim ne oldu böyle bir şey olmuştu o tarihte 2006. Abi o çoktan namaza başladı dedi ya. Bak görüyor musun? Ama bizimkine 10 saat anlatıyorsun. 1000 tane misal veriyorsun. Olmuyor. Daha konuşmayacağım. Şu misali veriyorum. Okuyacağım. İnanmayanlar inanabilecek kadar delil bulamadıklarından inkar etmedikleri gibi iman edenler iman edecek kadar delil bulduklarından değildir. Ya nedir ya? İnanmak, inanmamak niyete bağlı ilk önce. Sonra delil arar. Evet. Zaman-ı hazırdan ta iktidar-ı şirkat aleme kadar olan zaman-ı mazi umumen vukuattır. Mesela şimdiki zamandan ta geçmiş zamana kadar, yani 7000 sene, eyyam-ı Kur'an'ı'ya göre 7000 sene geçmiş. Yani dün, evvelsi gün. Şimdi yapmış, yaratmış. Bunu yapmış mı abi? Dün yapmış değil mi? Vukuattır abi. Yani yapmamış denilir mi? Dün yapmış. Yarın yapabilir mi? Benziyor, farklı yok. İmkanattandır. Ama bunu yok yapamaz. Çünkü diye bir gerekçesi, argümanı yok. Niye yapamaz? Yaptı zaten. Umumen vukuattır. Vücuda gelmiş her bir günü, her bir senesi, her bir asrı birer satırdır, birer sayfedir, birer kitaptır ki kalemi kader ile tersim edilmiştir. Desti kudret, mucizat-ı hayatını onlarda kemal, hikmet ve intizamla yazmıştır. Allah mesela okuyacağım burada da ama hadi şey yapayım, okumadan bir sana öyleyim. Şimdi bir adam düşün, mucizekar bir katip. 400 bin kitabı ezberinden söylese bir saatte veya bir iki haftada
Bir iki haftada 400 bin kitabı dırr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 r
söylese, 400 bin kitabı ustadım, misalim bize göre değiştiriyorum. Ondan sonra bunu gördüm, hiçbir hata yok. Burayı da okudum, burayı da okudum. 400 bin kitabı ezberine söylüyorum. Sonra sen İhlamur'u içerken o kitabı takip ediyorsun ya, bitti. Bir tanesine su dökülse bir sayfaya. 78. sayfa ıslansa 400 bin kitabı bir iki haftada, bir haftada ezberden okuyan zata denilir mi ki sen 78. sayfa ıslandı, tekrar onu yazabilir misin? Denilir mi? Denilmez. Çünkü zaten yapmış. Şimdi 100 bin havada, havadaki mahlukat, 100 bin yerde nebatat, 100 bin yerde hayvanat, etti mi 300 bin? 100 bin de denizin dibinde. Etti mi 400 bin? Bunlardan 300 binin her sene değişiyor, 100 bini değişmiyor. Hocam ustad, bazı yerde 400 bin, bazı yerde 300 bin diyor. 300 bin demesinin sebebi değişenlerdir. 100 bini değişmiyor. Şimdi bu kitabı yazsa, bu 78. sayfa yazmaz. Zaten söylüyor. İnanmam. Denilir. Başka ustad misal veriyor. Çabuk yapayım ya. Ama orayı iş yapayım. Şu zamandan ta kıyamete, ta cennete, ta ebede kadar olan zaman istikbal umumen imkanattır. Mazi vukuattır, olmuştur. İstikbal olabilir. İmkanattır. Olamaz değil. Niçin? Çünkü emsaldır. Emsaldır. İşte o iki zamanın iki silsilesi birbirine karşı mukabele edilse, nasıl ki dünkü günü halk eden ve o güne mahsus mevcudatı icat eden zat, yarınki günü mevcudatıyla halk etmeye muktedir olduğu hiçbir vecile şüphe getirmez. Mesnevi Nuriye'de geçiyor, diyor ki, mesela gençlerden bekar, amin, evleneceğim, çocuğum olacak. İhtimal değil mi abi? İhtimal. Lan. Nereden gelecek ki çocuk? Hiçlikten değil mi? Var mı? Şu an yok. Nereden gelecek? Gelen kime geldiğini bilmiyor. Bekleyen de kimin geldiğini bilmiyor. Kime geldiğini bilmiyor. Biz de kim geldiğini bilmiyoruz. Öyle değil mi? Şimdi dedeni, misal orada ustadın. Deden ilk defa yaratmış, yaşatmış, toprağa koymuş, hiçlikten. Nasıl yapmış? Mekansız, zamansız, maddesiz, mukayesesiz, nüminesiz, muacelesiz, misalsız, ilk ve son Fatır Hakim yapmış. Denememiş yani. Arabanın filini yaptı, bir deneriz, piste olmadı, bir daha yapayım. Öyle değil, yaptı. Şimdi dedenin yapıldığını gördüm. Ve o mezara konuldu. Dedemin zerrelerini hiçlikten yapmış, toplamış. Şimdi deseler ki hiçlikte yapmayacak. Var, yok olmaz. O dağları toplayabilir mi? Hiçlikten yapana var olup dağları toplayabilir mi, denilir mi? Denilmez. Zaten işten yapmış. Hadi yapmış. İşten yapmış. İşten yapmış. Şimdi işten yapmayacak. Varı toplayacak. Bunu yapmış. Yarınki günü mevcudatıyla halk etmeye muktedir olduğu hiçbir cihle şüphe getirmez. Bismillah. Öyle de
şüphe yoktur ki şu meydanı garayip olan esas. Aklıma bir şey geldi sen. Söyle. Yasin suresinden sonlar ikinci ayeti. Hani diyor ya, kim bu kemikleri diriltecek? Oluyor ya. Kim bunları öldükten sonra bir araya getirecek? El cevap, hiçten yoktan kim yaptıysa o. Evet. Yani ilkten kim evet. yaptıysa o. Evet Yasin aynı. Zaten onu bitiriyor. Zaten bitiriyor. Yani Allah demiyor. Yani. Bu kemikleri kim diriltecek ya Muhammed? Hı. Bunu ilk olarak hiçlikten, yeniden icat edip, halk edip, hayat vermişse o diriltecektir. Yani o yapacak. Sorunun cevabını alınca artık olay bitiyor yani. Bitiyor. Sonra, yani ahiret bir kere ihtiyaç hissetmesi lazım insan. Ne anlatırsan anlat, inanmaya niyeti yoksa hiçbir şey yapamazsın. Ben ömrümde, mesela otelde, Schweinfurt'ta, Yalçın kardeşim mutlaka canlı yayındadır. Rus mühendisi getirdiler. Uçan iniş takımlarıyla alakalı mühendisti galiba. Kelime-i şehadetini orada şahit olduk. Kısmen çektiler. O simayı seyredecektin. İman girince ne oluyor? Hiç gördünüz mü imansızdı? La ilahe illallah Muhammed. Yani sanki ustadı misaliyle zifiri, virane olmuş bir asırlık binada virane, hiç kimse yok. Böyle bir virane binada her tarafta ışığın yanması gibi. Nurlanması gibi. Yani mesela senin siman, çocuğun simasını var, torununun. Ne kadar fark? Şey için demeyeceğim, küfran nimeti olmasa. Senin benim simaya bak. Sokakta namaz kılmayan veya dini maruz olan bu simada mı? Ne fark var? Namaz kılıyoruz. O da hareket ediyor. İnşaatta çalışıyor, eğilip kalkıyor. Ben de fazla hareket ediyor. Niye doğru? Niye sima farklı? Ne olabilir? Secde gitme. İmanı. Abdest suyuyla böyle değil mi? Secdeye gidip zaten şöyle. Bir şey dersiniz değil mi? Sima aynı değil değil mi? Farklı değil. Vakıtları daha çok farklı değil. Ya, sima aynı değil. İbadetle nurlanmaz. İbadetle nurlanır. Haramları terk ederek letafetleşir. Letafet olur. La ilahe ilerle, la ilahe ile latifleşir. İllallah, eylem ile nurlanır. Bir kere hiç mi sokakta görmüyorsun? Bak bazı, mesela harp okuluna, biz ortaokuldan sonra Yeşilköy'de harp okulu, harp okuluna gitmiştik. Spor, her şeyim çok acayipti. Diyor ki oradaki komutan, sen çık. Mülakatta. Hiç mülakat almadın. Spor neyin var? Sonra çıkarken sorduk, maç çavuşu vardı. Çocuklar dedi, namaz kıldınız belli de ondan dedi. Bunu yapan adam, namaz kılmayan adam, namaz kılanın nuraniyetini görüyor. Bak kılmakla kılmamak arasında farkı görüyor ve gene düşman. İzah et hadi. Değil mi? Garip değil mi? Niye beni bırak çıkarttın? Mülakat o. Bak kılmakla kılmamayı o bile anlamış. O zaman kılmanın mantıklı olduğunu, baksana siması değişti bu çocukların. Delildi zaten. Fıtrata ters hareket yapıyor. Ya. Ters. Çok acayip ya. Öyle de şüphe yoktur ki şu meydan-ı garip, yani Allah nasıl yapacak? Ne kadar kolay olduğunu 6 tane örnek vereceğim, kapatacağım. Ama metni okuyayım. Şu meydan-ı garip olan zamani, mazini, mevcudatı ve harikaların bir Kadir-i Zülcelal'ın mucizatıdır. Geçmiş Allah'ın mucizeleridir. Kat-i şehadet ederler ki o Kadir bütün istikbalin, bütün mümkünatın icadına,
bütün acayibinin izharına muktedirdir. Mesela beni içlikten yarattı. Yoktum. Bir hücreden yarattı. Yetmiyor. Şu ölü değil mi? Ölü değil mi? Ölüdür. Şu ölü değil mi? Ölüdür. Ekmek ölü değil mi? Yemek ölü değil mi? Ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyor, sonra da ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Ya ölüler diriliyor zaten. Böyle bak. Ne olacak? Karaciğerde enzime, proteine, karbonhidratlara dönüşecek. Hücrelere gidince ne olacak? Hiç maddeyle alakası olmayan enerji paketi olacak. Gözde işitme olarak gözükecek o enerji. Elimi kaldıracağım. Dilde tat alma enerjisi. Gözde görme enerjisi. Düşünme, hayal etme, kızma, nefret etme, tefekkür etme, gadap, hiddet, şehvet. Hepsi var. Enerjiyle oluyor. Su olur mu böyle bir şey? Dirilmiyor mu? Bana bir şey söyleyin de dirilmesin. Gübreyi dirilten Allah seni de diriltecek, diriltecektir. Diriltiyor zaten. Evet, nasıl ki bir elmayı halk edecek, elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca bağrı icat etmeye muktedir olmak gerektir. Niye? Bağrı icat etmeyen bir elmayı icat edemez. Zira o elma o tezgahta dokunur. Bir elma basit zannetmeyin. Baharda olur. Bir elmayı kim yaparsa baharda onundur. Elma kimse ağaç onundur. Ağaç kimse toprak onundur. Güneş onundur. Güneş, toprak, dünyanın dönmesi, havanın nem vesaire hep onundur. Demek ki basit gibi gözüken, hani demiş ya Peygamber Aleyhisselam, ayakkabınızın bağı kaybolsa bile ondan isteyin. Yani çünkü tevhid böyle. Bir elmayı kim icat etmişse baharın sahibi de odur. Deniz kiminse ustadı misaller bunlar. İçindekiler de onundur. Bir elmayı icat eden bir baharı icat edebilir. Bir elma, bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misali müsaalidir. Yani bir elma ağacın hulasası. Öyle değil mi? Ağaç da baharındır. Nem, güneş. Mesela Allah güneşi verdi. Isındık. Arttı. Sıcaklık arttı. Ne yapıyor Allah onu? Depoluyor. Şarjlı pil. Ona bakılarak yapıldı. Bize hoca öyle anlatmıştı okulda. Şarjlı pil oduna bakılarak yapılmış. Odunu yapan nereye bakmış? Güneşi vurdu. Isıttı. Gezegenler tutuyorsa vurdu. Arttı ne olacak? Enerji at. Allah odun yapıyor. Saklıyor sana. Depoya koy bunu. Sonra evde yakarsın. Evde yaktın, kuzinada yaktın. Odun güneştir. Güneşi aktif ediyorsun. Odunu, güneş odun yapan Allah. Odunun en büyük düşmanı ateş, ateş odun içinde. İki zıt şey, duman ve nuru odunda cem etmiş. Beden de oduna benziyor işte. Ruh ve nefsi bir araya koymuş. Ne kadar acayip bir teknoloji ve ilim kullanmış. Hakikaten maddin Allah ya. Yani odunu yapmak kolay mı ya? Sana sorayım. Odunu yaktım orada. Isı çıktı, duman çıktı, kül çıktı, nur çıktı. Dalgalar çıktı. Ütroyan. Onlardan vazgeçelim. Isı, ışık, duman, kül çıktı. Deseler ki geri çevir, odun yap. Odun yapılabilir mi o enerjiden? Oradan da hiçbir şey çıkmasın. Öyle olsun. O enerjiyi alıp odun yapabilir miyiz gene? Bizim için mümkün değil abi de. Cenab-ı Hak için. Ama yapıyor değil mi? Yap. Mesela bir fikir. Fikir, yani toprakta elma çıkıyor ya. Şimdi bir fikir, her derim yani fikir ve hayal zemindir böyle. İçine gireriz, otururuz.
Neyi düşünüyorsanız içindesiniz. Neyi hissediyorsanız vicdanda ona dönüşürsünüz. Neyi kalpte duygularınız olmuşsa olsunuz. Ya şimdi Allah Halik ismini nereye koymuş bizde? Biz zaten halk ediyoruz. Allah'ın izniyle tabii. Hayal kurmuyor muyuz? Yoktan yapmıyor muyuz? Ama vücut harici veremiyoruz. Şurada araba hayal edemez misin? Sen arabayı getiremez misin buraya? Ha. Yarattın işte. Halik ismini mazar oldun. Ama kudret tahrik etmediği için mahluk değil. Nedir o? İlmi vücuttur. Zaten yaratıyoruz biz de. Onun izniyle. Olurun içine ısıyı, dumanı, nuru koyması, yani ölü olan topraktan bu kadar şeylerin çıkmasına ne diyeceksin o zaman? Yani nasıl? Çok acayip. Kışın değil mi? Kafayı sıyıralım gitsin yani. Ya. Bu kadar toprak, ölü olan topraktan bütün muhatumat onun içinden çıkıyor. Mandalina'yı yapacak. Yani bütün mandalina'yı kokusunu yapacak. Kışın donmasın diye mandalina içi sıvı ya, -38 santigrat derecede antifrizle kaplayacak. Bizim okulda motor hocası dedi ki, antifriz arabanın suyu donmasın diye antifrizi portakal mandalina'ya bakılarak yapıldı. Hocam dedim, portakal mandalina yapan nereye baktın? Hasan karıştırma dedi ya. O zaman buradaki mesaj şu. Bizim anladığımız yani Risale-i Nur penceresinden bakarsak. Yapan onlar değil. Fail-i muhtar arka taraftan. Gözüküyor be kardeşim. Yani bunu yapan o değil. Yani. Sır et. Sen hangi organını yapıyorsun? Ben muktedir değilim senin karaciğerin. Böbreğin hakim misin? Tansiyonun hakim misin? Kolesterolün hakim misin? Nabzına hakim misin? Kim yapıyor ya? Hazırla bakalım. Ya nabzına bir tanesi dedi ki, gelecekte dedi, biz dedi Tanrı'ya inanma ihtiyaç olmayacak. Niye dedim? Biz dedi canlı yaratacağız. Biz dedi hakim olacağız madde. Ulan tansiyonuna hakim değilsin dedim ya. Nabzına hakim değilsin. Aklına hakim değilsin. Psikolojine hakim değilsin. Ya adam ne dedi ya dersten önce demedim. Belki dinler, onun elini geçer. Şehir söylemeyeyim. Sapancı'nın o Mitsubishi galiba, otobüs ve Mercedes otobüsü parça yapan bir fabrika. Dev adam. 70 küsür herhalde yaşında. Dedi ki, benim gelin hastasıyla seni arıyorum. Kusura bakmayın biraz. Bazıda şey olduğu için. Arnavutköy'de üşüttüm yani. Arnavutköy yarın Pima Penlerimiz takılıyor. Onu da söyleyeyim size. Pima Penlerimiz takılıyor çok şükür. Şimdi adam diyor ki, inan bana ya, aklım gidiyor ya, aklım almıyor. Hoca efendi diyor, hoca değil. Sen hayalim edemedin, her şeyim var dedi. Senin hayalin bile almaz dedi, servetimi. Binlerce insan çalışıyor fabrikada, parça imal ediyor. Hem X hem Y şehrinde parça imal ediyor. Şimdi her şeyim var, niçin ben hiçbir şey yokmuş gibi mutlu değilim? Niye? Her şeyim var, sanki hiçbir şey yok gibi. Niye mutlu değilim? Nedir dedi ya bunun sırrı? Dedim ki her şey var ama her şeyin sahibi yok sende. Dedi ki gelin, zaten biraz sert söyleyecek bu dedi sana. Söylemedim ki her şeyin var ama her şeyin sahibi, her şeyin elinde olanların sahibi yok sende. Bunu zannediyor yani, kendini malik zannettiği için öyle yapıyor. Evet, malik zannediyor. Benim her şey benim var diye. Yok aslında. Bir tanesi dedi ya, nasılsın? Çok iyiyim. Öksüreceksin kardeşim. Hastayım demeyeceksin. Meşgul olmayacaksın. Yaşayarak söylüyor. Mimiti yok kardeşim. O yoka vücut veriyorsun. İçine sokuyor seni. Ne düşünüyorsan fanos kur. Fanos gibi. İçine alıyor seni ya. İçine alıyor. Bak her şeyin var ama her şeyin sahibi yok sende. Ama inanıyorum dedi. Ama hayatında anlam katmamış.
Allah var ama hayatında bir şey ifade etmiyor. Ne yapacağım dedi. Onu verdiğini onun yolunda sarf edeceksin. Allah verdi ama vermeyi vermedi. Allah belanı verdi. Ama verdi, vermeyi de verdiyse Allah kendisini verdi. Ama verdi, vermeyi vermedi. Allah belanı verdi. Bela, sokak ağzı değil bu. Bela vereni buldunsa safa ender. Sen be, safa ender, ata ender, beladır bil. Kardeşim bu örneği niye veriyorum biliyor musun? Zannetmeyin. Mutluluk madde sebeplerinden bir tanesidir. Kendisi değil ya. Ha, devam edeyim. 6 tane misal vardı. İstersen ben burayı çabuk okuyayım. 6 tane misalle tek 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 geçeyim. Allah nasıl yapacak? 6 tane örnek. Şurayı çabuk okuyayım. Bir elmayı bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misali mustahalidir. Hem sanat itibariyle koca ağacın bütün tarihçi hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibariyle öyle bir harika sanattır ki onu öyle icat eden, elmayı icat eden, bak hele ya, Allah'a, hiçbir şeyden aciz olmaz. Öyle de bugünü halk eden, kıyamet gününü de halk edebilir ve baharı icat edecek, haşrın icadına muktedir bir zat olabilir. Zaten ölü, ha, diriliyoruz kardeşim. Ne bir misal ya, kışın ölmüş bahar, yeniden dirilmiyor. Fikir cihetinde yeniden icat etmiyor muyuz? Zaman-ı mazinin bütün alemlerini zamanın şeridine kemal-i hikmet ve intizam ile takıp gösteren, elbette istikbal şeridine dahi başka kainatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Kaç sözlerde, bilhassa 22. sözde gayet kat ispat etmişiz ki, her şeyi yapamayan hiçbir şey yapamaz ve bir tek şeyi halk eden her şeyi yapabilir. Ya ses ya. Ya kalpte mana çıkacak arkadaş. Latife-i insaniyeyi üstüne yükleyecek mana. Vicdanda hissi yükleyecek. Dimağda fikirleri yükleyecek. Gelecek terzihane. Terzihane hayal. Bu kadar çeşitli ruhtan almış, kalpten almış, vicdandan almış. Akıldan atmış, bu mana paket, homojen, hayal, buna uygun bir elbise bitsin. Vesvese Risalesi'ni söylüyor, 278. Ya arkadaş, ruh, kalp, vicdan ve akıldakileri homojen bir tayin pekmez yapacak, hayalde elbise biçecek ve ağzından size gönderiyor. Ben burada ne methalim var ki? Bu sıralamayı, konuşma sıralamayı ben düşünerek mi yapıyorum? He? Düşünerek mi yapıyorum? Yanına bir git. Bir değişiklik olsun çocuğum. Camide, dershane, çocuk sesleri keyif veriyor bana. Melodi sesi gibi geliyor. Geleceğimiz onlar. Varsın. Var lan. Hem eşyanın icadı ama sizin telefonunuza hayır. Hem eşyanın icadı bir tek zata verilse bütün eşya bir tek şey gibi 6 tane misali ve saklayın ve suhulet peyda eder. Eğer mutadid esbaba verilse ve kesreti isnat edilse bir tek şeyin icadı bütün eşyanın icadı kadar müşkülatlı olur ve imtina derecesinde suhulet peyda eder. Ağlaya harika yer ama ne edeyim? Zaman yok. Yürü seni. Seni bize gönderen Allah'a hamd olsun. Allah'ım zatın hürmetine. Bu manaların hakikati hürmetine. Müslümanları, ehli imanı, nur talebeleri, bizi, evlad-ı yalimizi, çoluk çocuğumuzu, Allah'ın hatırına, bu hakikatların hürmetine affeyle. Amin. Bize sorma ya. Amin. Şehit et Allah'ım. Amin. Asır çok deşitti. Kul değiliz, adam değiliz ama. Asır çok deşitti. Asır da kurtaracağız. Herkese diyecekler ki sen gel hangi asrın? Ey felaket ve helaket asrın adamlarının talebeleri. Ha siz mi? Ha, Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi asan sen geç. Sen de geç. Ashab-ı Kehf'in köpeği diyecek. Cennette hiç kimse gel hesap yok.
Mesela bunlar demeyecek. Köpek kuyruğunu salla salla geç cennete. Girmeyecek. Asabı kim diyor? Sana diyecekler ki, bana diyecekler ki, dön! Kepeşte tayyuş. He, kepeş. He, çoban. Gel, gel hesap ver. Ağrıma gidiyor ya. Köpek kuyruğunu salla salla gidecek cennete. Gidecek. Hasan dur. Allah Allah. İnsan olmak zormuş ama kaliteli tabii onlar düşük. Olsa. Şimdi altı tane misal. Şopakla kendimizi nasıl tutalım yani? İyi misiniz? Allah bir anda yoktan, hiçlikten, küçüğü büyük gibi, büyüğü de küçük gibi, uzağa yakın, yakın uzak gibi yaratması, hepsini aynı anda yanında olması ama hiçbir yerde yer tutmaması, bir iş bir işe mani olmaması, nihayetsiz iş bir iş gibi yapmasının sırrı altıdır. Sayfa 90 Kemal. Ben مَا خَقُكُمْ وَلَا بَاسُكُمْ اِلَا كَنَوْسٍ وَاهِدَ ayeti Veliler Mesel-i Âlâ 16-16 en iyi misal Allah verir. Manası Veliler Mesel-i Âlâ. Yani bütün insanların yaratılması bir nefsin yaratılması kadar kolaydır. Şimdi nasıl oluyor? 6 tane misal var galiba. 1, 2, 3, 4, 5 tane var ya. Yok 1, 1, 2, 3, 4, 5. 528'de de 4 tane var. Olsun. İyi o zaman da ders kısa kesilecek. 4 tane örnek. Bir tanesi nuraniyet sırrı. Ne demek nuraniyet sırrı? Allah'ın kudreti güneş gibi düşünün. Mesela Ümraniye vurduğu zaman Van'a da vuruyor mu? Sibirya'ya da vuruyor. Yani güneşe ya yeter be kardeşim ya. Van'a vurduk. Urfa'ya nasıl vurayım? Zorluk var mı? Urfa'da koyunun tüyünü büyütürken Sibirya'da karları eritiyor vesaire yapıyor. Burada canlı tutuyor. Gezegenleri tutuyor. Nuraniyet sırrı yani neye benzer? Güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zere suhuletle verdiği gibi aynı suhuletle hadsiz şeffafatı da verir. Yani kudretin nuraniyeti bizim gibi değil yani. Bak bizim nurani değil. Bunu yaparken bunu kaldıramıyor. Sırayla koyuyor. Allah'ın kudreti nuranidir. Nasıl nurani? El kesif, nimna, yarım nurani, güneş. Güneş bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. En uzağına, en yakın, en küçüğüne, en büyük kadar girebiliyor içine. Dağın içine girdiği gibi atomun içine de giriyor. Benim vücudumu delip, dünyaya gelip, delip, güneşin ultraviyole ışınları dünyanın öteki tarafından da geçiyor. Nihayetsiz iş, güneşe göre tek iş gibi. En büyüğünü, en küçük gibi, en küçüğünde en büyük gibi. Büyük bir dağ vurduğu gibi zerreye de vuruyor. Ben yoruldum artık. Yani bu kadar yapamam. Diyorum. Yok. Bu kim? Yarım nurani. Tam nurani nedir? Tam nurani. Ne olabilir? Ruh. 200-300 trilyon hücrede kulak, burun, göz, tırnak hücrelerinde ruh bir anda her yerde hiçbir yerde değil. Farklı farklı iş yapar. Hiçbir iş bir işe mani değil. Tırnakla icraat yaparken kulak sen dur. Duyarken sen duyuyorsun değil mi? Aynı zamanda düşünmüyor musun? Böbreğin çalışmıyor mu? Hangi? Senin ne metali var? Ben bunu sokuyorum. O kadar. Ne oluyor? Ne bileyim? Bunları yapan ruh mu abi? Ruh. Çünkü ruh dünya cinsinden değil ki. Değil. Dünya cinsinden olmadığı için. Evet. Ya bu ruhla ilgili dünya cinsinden acayip bir şeyim var, hatıram var ama. Kısa hemen söyle. Abi şimdi bu dershaneye yeni geliyorum da. Birkaç tane abi de talebeler vardı. Çocuklar falan var.
Dedi ki bir günde sen bakar mısın dedi yani. Çocukların yaşı 5-6-7 yani daha fazla yok. Çocuk okutacaksın yani. Elif Bağ'ı falan okutacaksın. Tamam dedim ya bir gün bakarım sorun yok dedim yani. Yani ben de yeni geliyorum ama. Neyse geldim selamünaleyküm aleyküm çocuklarla oturuyoruz falan. Bu ruhu sordu bir tanesi. Allah. Belaya buldu. Nasıl söyleyeceğim şimdi dedi ki abi bizim ruhumuz nerede? Bana onu sordu yani. Lan şimdi ne cevap vereceğim dedim ben bu çocuğa şimdi. Senin bir cüz öğrettim diye benim Müslümanım sana. Öyle demedim. Allah razı olsun. Öbür çocuklardan bir tanesi. Dedi ki ben söyleyebilir miyim hocam? Söyle dedim canım oğlum sen. Çünkü ben söyleyemeyeceğim. Söyle dedim. Şimdi herkes arkadaşınızı dinlesin dedi. Dedi nasıl olacak? Dedi ki benim dedi annem dedi sabahları dedi ballı süt yapıyor dedi. Dedim ne alaka yani? Dedi ballı döktün ya sütün içine. Karıştır dedi. Karıştır. Bal neredeyse dedi. Bardağın içinde ruh da oradadır dedi. Korkma dedi yani. İmam Azam'ın şeyi değil mi? Yani annesi bunu öğretmiş. Annesi dedi. Öğrenmiş. Ne hocam dedim Allah senden razı olsun. Tabii ya. Çok acayip. Demek ki bir şey yani. Allah'ın kudreti nurani. Nurani, nispeti nuranidir. Büyük, küçük, uzak, yakın. Böyle bir zorluk yok. Onda. Nurani olduğu için. İkinci sır, şeffafiyet sırrı. Yani bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin güneş yüzünü de musavidir. Şeffafiyet şu. Melekütiyet var ya, yani mesela ben konuşuyorum ama melekütiyet benim düşünceler var. Düşünceler ağzımdan kelimeye dönüşüyor ama düşünceler kelama benzemez. Düşünceler melekutiyettir. His, düşüncenin de melekutiyetidir. Duygu, hissin de melekutiyetidir. Latifeler de onun da arkasıdır. Demek ki insan fıtratında eşyanın melekutiyeti yani içsel yapısı oraya bakıyor. Yani o kudrete bakıyor. Birincisi verendi. Yani güneş verendi. Şeffafiyet alan. Veren verecek. Güneş verdi. Ama güneşi alan yok. Ne yapacak? Gene olmaz. Güneş veren taraf. Eşyanın melekutiyeti de ayna olma tarafı. Onu kocaman güneş atomda olmuyor mu? Atoma girmiyor mu? Niçin girebiliyor? Çünkü eşyanın yani madde in aşağıya atom in aşağıya şimdiki bilimle kuantum fiziği bizde ise atom in aşağıya enerji in aşağıya esir in aşağıya maddi hayat in aşağıya aynı hayat. Ama o bilimin söylediği, yani eşya surettir diyor. Her şeyin melekutiyeti şeffaftır, gelene karşı muhataptır. Ondan oluyor. Yani vurana göre değişebiliyor. Mesela güneş Temmuz Ağustos'ta dışarıdasın, istize kalabilir misin? Ya ben ısırmak istemiyorum ya. Kışın şimdi soğuk. Ya ben niye üşüyeceğim? Kalabilir misin? Çünkü eşyanın yapısı, melekutiyeti harice muhataptır. Buna şeffafiyet denilir. Demek ki Allah'ın kudretine uygun bir içsel yapımız var. Mesela uygulayayım. Hayal ettim. Bir dünya oluşturdum. Var mı böyle bir dünya? Var tabii. Yoksa niye böyle duygularım değişiyor ki? Yani hayal ile vücudum, hormonlar değişmiyor mu? Cinsellik hayal etmek, birisini bulmak, fikir hayal etmek, tefekkür etmek. Değişmiyor mu? Değişiyor değil mi? Değişiyor. Bak, melekutiyetimiz böyle. İki, intizamat sırrı ile bir çocuk parmağıyla gemiyi suretindeki oyuncağın çevirdiği bir gibi kocaman bir dirit notu da çevirir. İlk önce zor nedir biliyor musunuz?
kainatı ilk yapmak. Yaptıktan sonra onu idare etmek kolaydır. Nereye benziyor? Uçak gemisi. Büyük gemi. Bunu yapmak zordur ama çalıştırmak, ha sen düğmeye bastın, ha çocuk, fark eder mi? He? Fark etmez. Ha sen bastın, gemi der mi ki, çekil lan. Velet, velet ha, Osmanlıca'da çocuk. Çocuk çekil. Çalışmam lan. Kuvvetli adam bassın düğmeye. Kim basarsa bassın. Sistem böyle kurulmuş. Kim emrederse uyuyor. Bu intizamat sırrı. Onun için Allah bir şey der, bütün mevcudat uyuyor. Gemi gibi. Düğmeye bastık, arabanın başına bastık, çalışmıyor mu? He? Tamam. Çok acayip. Ama farklı tabii. Arabada hararet var. Kemal sevmesin. Torpidoda hararet yükseliyor mu abi? Evet. Peki elini sürsen yanar mı torpidodaki? Nasıl oluyor? Harareti gösteriyor, kendisi sıcak değil. Faaliyet başka bir yerde. Mesela araban 120 gösteriyor. Acayip. O ibre dönüyor mu ki? Ne alakası var ya? Bu hareket ibreye nasıl dönüşür? Biz de o alemde böyle dönüşmüşüz. Bak, cehennem gibi motor yanıyor, ibre hararet yüksek, elimiz yanmıyor. Abi yanıyorum, abi yanıyorum, tutuştum. Kafa cehennem gibi. Lan bir şey yok lan. Bir şey yok lan. Hani nereye yanıyor? İbre gibi. Yanıyor. Arabanın motorunda hararet yükselmiş ama ibre yanmadığı gibi. İnsan da cehennem gibi ama kafa yanmıyor. Ya. Dördüncü sır, imtisal sırrı. Bir kumandan bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Mesela albay, garnizon komutanı değil mi? 1000 kişinin komutanı. Bir kişiye dese ki arş, rahat ol, uyak mı? Uyak. 1000 kişiye de dese aynı değil mi? Bu neyi gösteriyor? İmtisal sırrı. Yani eşyanın emre karşı itaat var. Ol dediği zaman oluyor. Son misal. Anlaşıldı değil mi asker? Çok basit bir misal. Şu anda mesela hani 7 milyar insanın kalbi var. Emir gelmiş. 7 milyarı buradan çalışıyor. Aynı şeyle çalışıyor. Aynı şeyle çalışıyor. Evet. Onlar uykudayken bile çalışıyor. Ya. Yani. Ol diyor. Yani. Nasıl oluyor? Bir kişi bir çalıştı. Hepsi birden çalışıyor. Asker gibi ya. Bir nefere komutan emrettiği gibi 1000 kişiye de emretmesi aynı şeydir. Zorluk kolaylık var mı? Yok. Beşincisi muvazene sırrı. Cebi fezada bir terazi, bu da çok önemli bir misal, çok acayip. Öyle hakiki, hassas ve o derece büyük farz edelim ki, iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiyap eder, tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi, birini semavata, birini yere indiren aynı kudretle, İki şems bulunsa birini arşa, diğerini ferşe kaldırır. İndirir. Şöyle düşünün. Bir terazi düşünün. Terazi. Çok hassas ama. İki tane daha koydum. Buraya bir tane daha. Buraya da bir tane daha koydum. Dengeli mi abi? Dengeli. Buraya bir ceviz koysak. Bu aşağıya. Bu yukarı gitmez mi? Peki ceviz mi kaldırdı? Ceviz mi kaldırdı daha? Hadi söyleyin. Ceviz mi kaldırdı? İşte Allah'ın emri de böyle. Büyük küçüğe fark etmiyor. Bir ceviz koydu. Yani terazi, denge var, denge kainatta. İnsanda da öyle, denge var. Düşüncesinde bir yere takılırsan motor kendini yiyor. Takıldı kaldı.
İlle birisi o plaktan o iğneyi kaldıracak. Takılıyor. Demek ki muvazene, muvazene sırrı, yani denge sırrı, terazi terazi. Bu da, bu da da yere iniyor bir tanesi. Ceviz de yapıyor. Görüyor musunuz? Allah Allah. Garip değil mi? Ceviz mi indirdi Kemal? Kanun abi, oradaki kanun. Kanun mu diyor yani? Kanundan dolayı. O göstermelik ceviz. O göstermelik. Ya böylelikle dersimiz bitiyor. 6 tane misal verdim. Birincisi verenin nurani olması. İkincisi Allah'ın ona muhatap olabilmesi. Üçüncüsü, gemi gibi sistemin ilk kurulması. Dördüncüsü, o sistem asker gibi kim emrederse etsin, komutan da bir askere, bir orduya aynı şeyle verir. Beşincisi, muvazenesidir. Denge. Denge sır. Var mı sorusu? Denge derken, yani bu bütün kainatın dengesini, muvazenesini ayakta tutma manasında mı denge derken? Evet. Ya da insanların hani neyi denge derken? Ne olabilir? Abi yıldızlardan, yıldızların galaksilerinden, yıldızlardan ta bizim içimize dedik ya, atom zerrelere kadar hepsinin bir dengesi olmazsa abi kainatta iş yürümez yani. Yani evet. Yani yıldızlardan buraya kadar, hatta daha ötesinden yani. Çünkü olmazsa zerre miktar dengede, mesela örnek verelim, müşahhaslandıralım. Kaç derece sıcaklığınız? 36,5. Kan ne kadar? 37. Yarım derece fark var. Dereceniz 37'den 39'a çıktı. Aman hastaneye koş. Çünkü 2 derece sapma var sende. 2 derecelik sapma bile seni hastaneye anca yetiştiriyor. 3 derece olsa öleceksin zaten. Duracak yani. Stop edecek. Kalp duracak. Çünkü o dereceye dayanamıyor. 3 derece. Dünya birkaç saniye, yerinden, yörüngesinden birkaç saniye dediğiniz nedir? Ben bir dakikadır konuşuyorum. Birkaç saniye kaydığı zaman, yörüngeden çıktığı zaman olmazsın, dünya olmaz. Ben dengeden şunu anladım. O kadar hassasın. Mesela bizim insanların farazi olarak 1000 gün 24 saat ya. Bir gün 24 saat, bir gün 25 saat, öteki gün 18 saat olmuyor. Hep aynı. Yani o hiç değişmiyor. Cenab-ı Hak böyle bir sistem denge kurmuş ki yani her şey dengede. Muvazene dediğim bütün yani... Her şey bir şeyle, bir şey de her şeyle dengede. O çok anlamda. Çok güzel. Aynen yani öyle. Yani dehşet, acayip bir şey. Onu öyle düşünse anladım. Adam iman etmese acayip olur. Az bir şey düşünse iman etmese acayip olur yani. Mesela doktorlar en zor durumda bu konuda. Değil mi ya? Nasıl iman? Tabii. Nasıl? Nasıl? Doktoru düşün. Ya bunu görüyor. İman etmiyor ya. Hayır. Bu sistemi görüyor. İman etmiyor. Yani dediğin gibi her şey her şeyle alakalı. Bir şey yapan her şeyin sahibi olur. Mesela deniz kiminse içindekiler de onundur. Ya acayip bir şey ya. Fesubhanallah. Peki geceniz mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak iki canını aziz eylesin. Merhamet eylesin. Bizi bize bırakmasın. Amin. Maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni. Hastalıklardan hüsnü emin eylesin. Hafız üçüncüler. Bu dersin hakkını, hakkaniyeti, esmasını bizle tahakkuk ettirsin. Vâhirde vâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temassara vâhirde.